Bu ümmet arkasına bakmayanlardan oluşsun istiyor allah Teala. Tekrar ve tekrar Allah'ın ondan yerler gökler dolusunca rızasıyla cennetine koyacağı kulu olmasına dua ederek zikrediyoruz. Ebu Bekir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği günkü onun için dünyanın yıkıldığı gündü Ebubeki're Ebu Bekir'e yüz kere dünya yıkılsın, bunu mu istersin? Bir kere Resulullah'ı gözleri kapanmış olarak aleyhissalatü vesselam görmek mi istersin diye sorulsaydı herhalde cevabı net ve kesindi. Yani bin kere ölmeye ve dünyanın yıkılmasına razı olurdu da onun vefatını görmek istemezdi. Dünyasından daha değerliydi. Buna rağmen o büyük olayda, o acıda arkasına bakmak gibi bir şey aklından gelmedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadet edenlerin Rabbi öldü dedi. Allah'a ibadet edenlerin Rabbi hey ve kayyumdur devam ediyor dedi. İşte bu arkaya bakmama olayıdır. Dünya kafirlerinin tasallutu, zulmü, tuğyanı karşısında, şeytanın ihvası, aldatması karşısında, şehvetlerin bastırması karşısında, aile bireylerinin bile mümine, çembel takmaya kalkması halinde dünya ne olursa olsun arkasına bakmadan yürüyen mümin örneği olarak Allah Ebu Bekir'i karşımıza çıkardı. Radıyallahu anhu ve arda. Ama İsrail oğulları Musa aleyhisselam sağken de arkalarına baktılar hep. Hatta baktıkları arkalarında Firavun vardı. Buna rağmen baktılar. Firavuna özendiler. Firavun kavmine özendiler. Hatta Firavun'un sofrasında yedikleri prasaya özendiler. Soğana özendiler. Mercimeğe özendiler. Allah'ın onlara günlük taze ikramı olan mennü selvaya değil de Firavun'un sofrasında bir zoraki pişirdikleri mercimeğe özendiler. Bu geri bakış tarzı büyük bir hastalıktır. İnsanın kanseridir. Davayı çökerten sıkıntılardan biridir. Bunun için Allahu Teala yani selvayı, menni bırakıp da bize prasa göndersin Allah. Bakla göndersin. Hem de eşek baklası istediği bakla. Bunu göndersin Allah diye geri bakan insanları Allah bize niye anlatsın ki? Bu hastalık insan hastalığıdır çünkü. Pişmiş bıldırcın yese bile o kalkar prasa ister. Dedesinin toprağını özler. Dedesinin kültürünü özler. Bu bir hastalık, insan hastalığı bu. Bu hastalığa karşı ön tedbiri alsın ümmeti Muhammed diye, namaz farz olmadan önce, oruç farz olmadan önce, cihat farz olmadan önce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının, Medine'li mümin kadınların, henüz tesettür ne olduğunu bilmediği zamanda bile, Allah ilk önce Musa aleyhisselamın kavmine ait, İsrail oğullarına ait, önceki diğer peygamberlerin ümmetlerine ait acı hatıraları namazda okuyacağımız ayetler olarak karşımıza koydu. Hikmeti ilahi namazda namazda zam sure okuyorsun. Firavun'un kale ene rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyen ayetini zam sure olarak okuyorsun. Niye? namazda çünkü en tefekkür halindedir mümin. Allah Teala'yı düşünüyordur. Akıbetini düşünüyordur. Öyle bir pozisyonda bile Firavun'un sözünü okuyorsun. Firavun böyle dedi ki. Firavun dedi ki. Haman dedi ki. Karun dedi ki. Bunlar namazda okunur ayetler mi? Evet. En dikkatli olduğun yer namaz, orada okuyorsun. Cenazeyi gömerken mezarda okuyacaksan Kur'an okuyorsun. Tefekkür ettiğin zaman tefekkür ediyorsun. Bu ümmeti Muhammed bu genetik hastalıktan kurtulsun ön tedbirini alsın diyedir.